Çarpıntım var, ne yapmalıyım diye soracak olursak ne söylersiniz? Yani niye çarpıntım var sorusuna cevap araması lazım önce. Çünkü çarpıntının çok basit sebepleri de olabilir. Çok ciddi sebepleri de olabilir. Yani gördüğünüz ilk bakışta sizi etkileyen bir beyefendi ya da hanımefendi çarpıntı yapabilir bekarsanız. Ya da genç birisiyseniz. Duygusal bir çarpıntı olabilir. Korktuğunuz için kalbiniz çarpabilir. Üzüldüğünüz için kalbiniz çarpabilir. Heyecanlandığınız için kalbiniz çarpabilir. Bunun hiçbir anlamı yok olacak. Olmaması zaten anormaldir. Ama bir sağlıksızlık nedeniyle de kalbiniz çarpabilir. Bu sağlıksızlık nedeni şekerinizin düşmesi olabilir. Hızlı çarpar şekerin düşünce kalbiniz. Ama kansızlığınız da olabilir. Hızlı çarpmasının nedeni tiroid bezinizin çok çalıştırılması da olabilir. Ya da kalp ritminizdeki bozukluk, kalp elektrik sisteminizdeki aritmi dediğimiz ciddi bir problemin ilk işareti de olabilir. Daha pek çok neden. Tansiyonunuzun düşmesi olabilir. Ateşinizin yükselmesi olabilir. Yani sizin çarpıntı problemiyle karşılaştığınız zaman yapmanız gereken tek şey. Nedir? Bir doktora gitmek. Evet. Benim çarpıntımın nedeni ne? Önemli bir şeydir bu diyebilirse doktorunuz. Hayır sizde şu sorun var veya şu testlerin yapılması lazım. Ya da size 24 saatlik bir kalp incelemesi yapıp ritim kontrolü için bir alet takmam lazım. 24 saat boyunca sizin bütün kalp atımlarınızın içine girip orada hmm. kalp atımlarınız ventikülden yani kalbin karıncı kısmından mı yoksa atriyumlardan yani kulakçı kısmından mı çıkıyor? Elektrikli iletim sistemindeki katlanmalar, duraklamalar ya da hızlamalardan mı oluyor gibi. Holter, holter. mi? Holter. Değil mi? Kalp monitorizasyonu, holter monitorizasyonu dediğimiz şey yani 24 saatlik kalp ritmi takibi herkeste gerekir mi? Hayır. Yani ben ortalama 10 çarpıntı vakasıyla karşılaştığım zaman birinde belki ihtiyaç duyduğumu düşünüyorum. Çoğu zaman zaten konuşurken kendini ele veriyor. Yani şeker hastasıyım indiği zaman çarpıntınızla beraber terlemeniz de oluyor mu? Başınız böyle bir işiniz çekiliyor gibi oluyor mu? Evet diyorsa hipoglisemi diyorsunuz? İlacını ayarlıyorsunuz, beslemenizi ayarlıyorsunuz. Geçiyor. Ya da çarpıntım var çok ciddi ve hiç durmuyor hocam. 5 kiloda bir kilo verdim diyorsa hemen bir T3, T4, TSA, t testi istiyorsunuz. Hiç holter monotu takmanıza gerek kalmadan işi çözüyorsunuz. Evet. Peki balık yağıyla omega 3 farklı şeyler. Aynı şeyler ama balık yağında sadece omega 3 yok. Balık yağında A vitamini de var mesela. Balık yağında başka güzel şeyler de var. Ama balık yağı alarak sadece omega-3 ihtiyacımızı karşılamamız mümkün mü? Yağlı balık yiyerek mümkün. Balık yağı olarak da bir miktar mümkün ama balık yağının kötü tadı ve kötü naoş midevi etkilerini nedeniyle de tüketilmesi pek kolay olmuyor ama balık yağı nedeniyle omega 3 ihtiyacımızın karşılandığını omega 3'ün keşfinden önce de babaannelerimiz, dedelerimiz bildiği için biz küçükken biz hepimize şeyinde çocukluğunda vardır. Balık yağı içirilerdi. Evet. Ama şimdi artık balık yağının içindeki mucizevi etkinin ve esas problem çözücü maddenin D vitamini ya da A vitamini olmadığını balık yağındaki omega 3 yağlarının eikosapantosik asit asitte 9-heksanolik asit olduğunu öğrendikten sonra artık omega 3 kullanmaya başladık. Ama son zamanlarda artık öyle de kullanmıyoruz. Bana bir omega 3 ver demiyor kimse bana. Diyor ki hocam benim unutkanlığım var. Benim depresyonum var. Bana hangi omega lazım? Sana beyin omegası lazım. Yani DHA lazım diyoruz. 9-heksanolik asit. O zaman sana DHA'sı çok, D EPA'sı H az bir omega yazalım. Akıl omegası beyin omegası, unutkanlık omegası. Ya da çocuğum okula gidiyor, imtihanlara hazırlanıyor. Ona bir omega verir misin dedikleri zaman ben önce DHA diyorum. Çünkü çocuğun ezberleme, problem çözme, zekasını keskinleştirme açısından ihtiyacı olan şey damarlarını kayganlaştıran EPA değil, beynini zenginleştiren DHA. Çünkü 70 yaşındaki bir damara sahip değil çocuğumuz. Ama gelişen bir beyne sahip. Dolayısıyla hangi omega? EPA ne zaman? Ben bypass geçirdim hocam. Omega kullanmak istiyorum. Hangisi EPA? DHA değil. Öncelik EPA'da. Büyük EPA, küçük DHA. Tabii ki beyne de lazım ama DHA sadece beyin DHA'sı değil. DHA kalbe de lazım. Ama esas olarak lazım olan kısmı EPA'sı. O zaman EPA'sı yani ekizopantonik asidi fazla olan omega. Yani hangi omega kime? ne miktarda. Benim aritmim var, ritim bozukluğum var. Orada da kullanacağınız omeganın EPA DHA dengesine dikkat etmeniz lazım. Yani takviyeleri artık ilaç muamelesi yapmanız lazım. Ve takviye endüstrisine saygı göstermek, takviye endüstrisinin de bizim sağlığımıza saygı göstermesini bekleme zamanı gelmiştir. Çünkü artık takviyeler bizim sadece hastalıklarımızı önlemiyor. Çoğu sağlık sorunumuzu takviyeyle çözebiliyoruz. İlaç kullanmadan, vücudumuza yabancı evet. bir kimyasal sokmadan takviyeyle sağlık sorunlarımızı çözebiliyoruz. Hatta yaşlanmanın önemli önleyicilerinden birinin de takviyelerin olduğu artık çok net anladık. En azından fisetin çilekte var. Evet. Söylemiştim size. Kuversetin elmada var, soğanda var, sarımsakta var, hurmada var. Kuversetinin, fisetinin veya zerdeçaldaki kurkuminin, yeşil çaydaki gallokateşin, kateşin yani kateşinlerin bizim senolitik ilaç gibi yaşlanmamızı iyileştiren doğal moleküller olduğunu biliyoruz. E Osman biz bunları takviye olarak da alalım. C vitamini nasıl alıyorsak fisetin de alalım arkadaş. Hatta bunları çoklu çoklu. Alalım. Bulunduğu tabii tabii da var. Hatta ama ama kim üretecek bunu? Kime güveneceğiz? Arkama evet. yaslanarak ben fisetinimi, arkama yaslanarak kurkumesetimi, arkama yaslanarak kurkuminimi nasıl alacağım? Temizliğinden nasıl emin olacağım? Çok derin bir konu. Başka bir gün onu da konuşuruz. Evet, onu da Ama lazım. takviyelerinize ilaç muamelesi yapma zamanı gelmiştir. Bu hem bizim takviye endüstrisine olan güvenimizi arttırmalıdır. Hem de takviye endüstrisinin bize olan saygısı konusunda, dikkati konusunda onların birazcık dikkatini yoğunlaştırması gereken bir cümle altını Peki folik asit eksikliğini nasıl anlarız? Genetik folik asitimizi etkiler diyebilir miyiz? ciddi oranda genetik etkiliyor. Yani biraz önce anlattığım laktoz meselesi gibi bir folik asit genetiği meselesi var maalesef. Toplumun %15'i civarında bir grubu yani her 100 insandan 15'i folik asitini aktifleştiremiyor. Aktifleşmemiş folik asit de iş göremiyor. Folik asitin iş görebilmesi için metillenmesi lazım. Metil Nasıl folata olacak? dönüşmesi lazım. Metillenebilmesi için de bir metil donörü sistemin genetik olarak engellememesi lazım. Eğer genetik olarak metil tetra hidrofolat rediktaz enzimini üreten geniniz çalışmıyorsa MTHFR geni diyoruz. Tekrarlayalım. Metil tetra hidrofolat büyük harflerle yazalım. Manisa'nın M'si, Trabzon'un T'si, Hakkari'nin H'si, evet. Hakkari H'si Fatsa'nın T'si. Evet. Eğer bu enziminiz eksikse bu enzimini üreten gen çalışmıyor demektir. O gen çalışmıyorsa sizin ne metillenmiş baksana? bir ve folikasit yapamıyorsunuz. Yani aldığınız petrolden kurşunsuz süper benzin yapamıyorsunuz. Yani sizin bir rafineriye ihtiyacınız var. O rafineri sisteminiz kilitlenmiş. Ne yapacaksınız? Ne Hazır olarak vücudunuza kurşunsuz süper benzin olarak metil, tetrahit, dofalatı kime? Her 100 kişiden 15'ini. Peki bunu biliyor muyuz? Hiç kimsenin dikkat ettiği yok. Evet. Hiç kimsenin. Hatta ben emin olun üzülüyorum. Folik asit düşük olan kişi hala folik asitlerin doktorlar var. Maalesef var. Hakikaten var. Yani ya zaten adam folik asit alamıyor. Kullanamıyor. Yani e. folik asit folyodan geliyor. Nefis Hanım folyo yaprak demek. Yaprakta her şeyde var. Ot yesen folik asit alırsın. Evet, siz yani, kökenine iniyorsunuz. Evet yani konumda. folik asit çok kolay bir şey. Etten alırsın, sütten alırsın, peynirden alırsın, bakliyetten alırsın, fındıktan, fıstıktan, bademden alırsın. Bak, yani folik asit bir, 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 bir derya. Ama sen onu işleyemedikten sonra toprağından ne kadar benzin çıkarsa, şey petrol çıkarsa çıksın, benzin yapamıyorsan hikaye. Dolayısıyla ona sizin takviye vermeniz gerektiği zaman metil folat vermeniz lazım. Metillenmiş hazır folik vermeniz lazım, yerine koymamız lazım. Şimdi anne baba bana çocuk getiriyor. Hocam diyor, biraz dikkat dağınıklığı var, biraz keyifsiz bir çocuk. Şey. Bu sabahlar çok ters uyanıyor, hep ters cevaplar veriyor. Mutsuz bir çocuk. Bir D vitamini bakalım. Hmm. Ben tahmin ediyorum ki D vitamininden daha önemlisi o çocukta B12 vitamini kadar daha önemlisi folik asit B9 vitamini. Acaba folik asit yeterli mi? Bakıyorsunuz 4, 3, 5. Laboratuvar kağıdına bakıyor 4 ile 15 arası. Niye 4 ile 15 arası normal olsun? Bu çocuğun folik 10 olması lazım. 11, 12 olması lazım ki beyni daha iyi çalışsın, daha mutlu olsun, daha iyi odaklansın, daha okurken sıkılmasın ve daha pesimist olmasın. Daha iyimser olsun. Depresyon vakalarının çoğunun arkasında gizli bir folik asit eksikliği yatar, özellikle çocuklarda. Folik düşük olan insan hep kötüyü düşünür, iyi düşünmez. Mutlu olmayı değil, mutsuz olmayı daha çok odaklanır. Kötü yani sabah mutsuz uyanır, ve hep, hep böyle beklentileri negatiftir, karamsardır, belirsizliklere daha çok kafa patlatır filan. Ama folik asiti koyduğunuz zaman çiçek gibi açılır o insan. Dolayısıyla güzel bir soru sordunuz ben de bilerek çok uzattım. Evet, e, çok yıllık, yıllık yıllık sağlık Bilgiler. testlerinizi yaptırırken evet. D vitaminine verdiğiniz evet. önemi folik verin. Ama folik bir kere baktığınız on. Bir daha baktığınız son. Bir daha bakmanıza da gerek yok. 5 sene sonra belki bakın. Çünkü evet. folik asit eksikliği eğer anlattığım genetik eksiklik yoksa kolay kolay olmaz. Yem içen birisinde folik asit düşük olmaz. Yeter ki genetiğinden bir folik sorunu olmasın. O ne yapıyoruz? MTHFR geni istiyoruz gen testi. Hı. Gende homozigot mu heterozigot mu ayırıyoruz. Homozigot da daha tehlikeli. Yani hem anne hem babadan çift aler gelmiş gibi düşünüyoruz. Ama heterozigot da daha rahat. Haftada 3 gün, 2 gün alsa, 4 gün almasına gerek yok diyoruz. Bu kişiye şu kadar metilfolat veriyoruz. Ama homozigotsa aileye ciddi uyarıyoruz. Evet. Ee, peki hocam, şeker yükü niçin yaşlanmayı hızlandırıyor? bizi gevretir şeker. Yani bizi kalınlaştırır, bizi kalıplaştırır, bizim fleksibilitemizi, elastikiyetimizi azaltır. Yani bu sürecin adı glikasyondur. Daha büyük, daha büyük tehlikeli olanı karamelizasyondur. Yani nasıl şekeri tencerede kavurduğun zaman böyle kırlar, böyle çıt çıt hale gelir. İşte o karamelize olmasın. işte şekerle böyle kavrulduğun zaman sen de çıt çıt hale geliyorsun. Yani senin kolajenin...